Takvimler 22 Ocak 2024 Pazartesi gününü gösteriyor efendim. Türkiye'de ve dünyada yaşanan son gelişmelerle Beyaz Ana Haber başlıyor. Değerli izleyenlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı'yla canlı bağlantı yaptı. Erdoğan, Gezer Avcı'ya uzaydaki görevi ve uzay istasyonundaki atmosferle ilgili sorular yöneltti. İşte uzayla yer arasında gerçekleşen o görüşme. Çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Tüm Türkiye ekran başında bu tarihi anlara tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantıyla görüştü. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevinin şu anda hangi aşamasındasın? Planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Mikro yer çekiminde istasyonun içinde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz. Erdoğan, Gezer Avcı'ya sağlık durumunu sordu. Şu an dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yerçekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Örneğin burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yerçekim olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehren bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Gezer Avcı uzayda yapacağı bilimsel deneyler konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapılarını araladık diyen Erdoğan, Gezer Avcı'nın Türk gençlerine örnek olduğunu söyledi. Görüşmede dikkat çeken en ilginç görüntülerden biri ise Gezer Avcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerçekimsiz ortamda veda ettiği anlar oldu. İnşallah yeryüzüne sağ salim iftiharla taşıdığın ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dönmeni temenni ediyorum. Sağlıcakla kal, Allah'a emanet ol. Görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Allah'a emanet.